Sevgili arkadaşlar, tekrar merhabalar. Yüzde kar zarar problemlerinde artık son kısma geldik. Bu videomda kar zarar problemlerinin biraz değişik tarzda kurgulanmış sorularına ağırlık vereceğim. Nedir onlar? Mesela satış yapıyoruz, tartı yanlış tartıyor, yani ölçümün yanlış yapıldığı soru tiplerimiz var. Onların üzerine duracağım biraz. Ve fire soruları, fire mantığı nedir? Ona da değineceğiz. Peki, yanlış tartı sorularında neyi düşüneyim? Mesela diyecek ki bana, ben satışı yaptım ama sonradan fark ettim ki işte nedir? Tartım yanlış tartmış. Atıyorum işte %30 fazla tartmış, %10 eksik tartmış gibi. Yani bu tip soruları şöyle düşüneceğiz. Ben aslında gerçekte ne kadar bir gramaj koydum tartın üzerine, o bana kaç gösterdi şeklinde, eğer eksik tartmak ne demek, fazla tartmak ne demek, hemen onun üzerinde bir duralım. Mesela diyelim ki %10 eksik tartıyor olsun. Eksik tartınca acaba ben zarar mı ederim, kar mı ederim? Şimdi onun üzerine biraz duralım. Diyelim ki ben tartının üzerine 600 gram koymuş olayım. Mesela ne olayım ben, işte fark etmez, bir kuru yemişçi olayım. Adam geldi benden 600 gram ne istedi? Leblebi istedi. Tamam. Ama benim tartım %10 eksik tartıyor. İşte ben orijinalinde 600 gram leblebi koyduğumda tartının üzerine %10 eksik tarttığı için, yani ne yapıyor? 600'ün %10'u 60 gram eksik tartacak. Yani gösterge, tartının göstergesi bana 540 gram gösterecek. Ha, aslında ben tabii bilmiyorum 600 gram olduğunu. Ben zannediyorum ki tartı bana 540 gram gösterdiği için daha eklemem lazım. 600 gram istedi çünkü adam. Müşteri 600 gram istedi. Ha, ne oluyor o zaman? Aslında ben, adam 600 gram istedi ama ben ona 600 gramdan çok daha fazla gramajda leblebi vermiş oldum. O zaman zarardayım. Demek ki tartının eksik tartması zararda demeyelim ama planladığım kardan daha az kar etmeme sebep olur. Bazen verilen sayılara göre zarar da etmiş olabilirim. Demek ki tartının eksik tartması bizim için olumsuz bir durum. Esnaf için olumsuz bir durum. Peki tartı fazla tartarsa ne olur, ona bakalım. Diyelim ki yine geldi adam 800 gram çekirdek istiyorum dedi. Tartınızda ne olsun? %30 fazla gösteriyor olsun. Fazla tartıyor olsun. Peki 800 gram koydum ama %30 fazla tarttığı için, yani 800'ün %30'u fazla gösterecek tartı. Yani bana kaç gösterecek? %30 fazla yapınca 240 gram fazla göstereceği için 800 gram koydum ama o bana 240 gram fazla gösterdi. Yani 1040 gram gösterdi. O zaman ben şunu yapar değil mi? Adam diyelim ki ne istedi benden? 800 gram istedi ya da 1 kilo istedi. 1 kilo istedi. Ben 800 gram koyduğum halde tartı da onu 1040 gram olarak gördüm. Ne yaparım? İçinden 3-5 leblebi alırım. Hani 1000 grama tamamlayacağım. Dolayısıyla o zaman 1000 gram vermedim ama daha az gramajda müşteriye çekirdeği verdim. O zaman ha, bunu ya bilinçli yaptım ya bilinçsiz yaptım tartıdan dolayı bilmiyorum. Ama o zaman ne olur? Tahmin ettiğimden çok daha fazla kar ederim. Dediğim gibi 1000 gram koyduğumu zannederken aslında orijinalde daha az koyduğum için bu bilinçsizce beni ekstra kar yapmaya doğru yöneltmiş oluyor. O zaman toparlarsam, tartı eksik tarttığında bu esnafın aleyhine bir durumdur. Tartı fazla tartarsa bu esnafın lehine bir durumdur. Bakalım, hemen birkaç örnekle bunu bir pekiştirelim bakalım. Şimdi birinci örneğim ne diyor? Bir tüccar elindeki tüm ürünleri %50 kar ile satıyor. Tamam, buraya kadar sıkıntı yok. Satış sonunda tartısının %20 eksik tarttığını fark ediyor. Hemen tartının eksik tarttığını söyledik de ne olacak? O zaman planladığı kardan daha düşük bir kar yapacak. Çünkü tartının eksik tartması esnafın aleyhine bir durumdu. %50 zannediyordu karı, daha düşük çıkacak. Bakalım kaç çıkacak. Bu duruma tüccarın tüm satıştaki reel karı yüzde kaçtır? Peki, bu tarz sorularda dikkat et, yine %50, %20, yani bir sayısal veri yok. Biz kurguyu kendimiz yapacağız. Peki şöyle yapalım. %20 eksik tartmak ne demek? Önce onu bulmamız lazım. Hemen şöyle yapalım. Ben tartının üzerine gerçekte 100A kadar koymuş olayım ya da 100X de fark etmez.
Ama tartı bunu %20 eksik tartıyor. 100 A olanı bana aslında %20 eksik tarttığı için 80 A olarak gösteriyor. Ben 80 A'yı 1000 gram zannediyorum. Demek ki sadeleştirmemi, gerekli işlemimi yaparsam A buradan ne çıkar? 12,5 çıkar. 108'e böldüm 12,5. Hemen 100 A'da yerine yazarsam ne yaptı? 1250 gram. Sonuç. Demek ki %20 eksik tartması şu demek. Ben ne yaptım? Tartının üzerine aslında orijinalde 1250 gram koydum. Bak şimdi. 1250'nin %20'si kadar, yani nedir? 250 gram eksik tarttı. 1250'den 250 çıkart. Bana tartının göstergesinde 1000 gram olarak gösterdi. Ben tabii kalbim ne zannediyorum? 1000 gram, ha 1 kilo tarttım verdim zannediyorum. Halbuki ben 1 kilo değil, 1250 gram verdim. O zaman ne oldu? Farkında olmadan fazla verdiğim için zarara girmeye başladım. Ya da beklenen kardan daha düşük bir kar yapmaya başlayacağım. Ha, o zaman bu ne demektir? %50 karla satıyordum ya. Bu şu demektir. 1250 gram. Hemen mesela tam değerlere ulaşacak şekilde kurgumuzu yapalım. O zaman dikkat. Ben bu işten 4 kere yaparsam, çünkü niye tam değer yakalamaya çalışıyorum? Kilo bazında tam değer yakalamaya çalışıyorum. 1250. O zaman 4 kere yaparsam bu ne yapar? 5 kilogram yapar. Ben aslında 5 kilogram satmışım orijinalinde, satıp vermişim. Ama tartı onu bana 4 kilogram. Bak bu aynı işi 4 kere yaptığını düşünürsen. Burası 5 kilo yapar, burası 4 kilo yapar. Ha, o zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Ben her 5 kilo sattığımda 4 kilo parası almış oluyorum. Ha, demek ki burada bir kaybım var. Dikkat et. 5'te 1 kaybım var. Zaten 5'te 1 %20 eksik tartıyordu. Demek ki daha rahat değerlerle sonuca gidebilirim. Peki %50 kar yapıyormuşuz. Peki ne kadar satayım? Yine kurguya kendim devam ediyorum. Ben o zaman diyelim ki 100 kilogram sattım. 100 kilogram sattım. Bir de 1 kilosunu kaça aldığımı falan kurgulayalım. Hemen yapıyorum. Kilosunu 10 liradan aldım. 100 kilogram aldım. 100 kilogramı aldım. 100 çarpı 10. O zaman şu an benim toplam maliyetim 1000 TL. Tamam. Ama ben 100 kilogramın 100'ünü birden %50 karla satmadım. Aslında hemen 5'e 4, 20 ile genişlet. 100'e kaç yapar? 80 yapar. Az önce ne demiştik? 5 kilogram tartıp verdim ama sanki 4 kilogram parası almış gibi oldum tartının hatası yüzünden. O zaman ben 100 kilogramın 100'ünü değil de 80 kilogramını %50 karla sattım. %50 kar hesaplayalım. 10 liraya aldıysam %50 kar ne yapar? 15 lira. Demek ki 80 kilogramını ben 15 liradan satıp 1200 TL cebe geri kazandım. Sonuç. Demek ki cepten 1000 lira çıktı ama tartın hatası yüzünden cebe giren miktar planladığım gibi %50 değil de bak ne oldu? %20 oldu. O zaman sonuçlandırırsak cepten 1000 lira çıktı, 1200 lira girdi. Yani ben sanki 1000'de 200 kazanmış gibi oldum. 1000'de 200 TL kazanırsam hemen bir sıfır atalım. %20 aslında benim net karım. Halbuki planladığım kar %50 idi. Tartının hatası yüzünden aslında farkında olmadan karım %20 kadarmış. Sorumun cevabı net karım aslında %20. Peki bunu bir de ters durum, bir de tartı fazla tartsın. Yani esnafın lehine bir durum olsun. Bir de onu örneklemiş olalım. İkinci sorumda Manav Ahmet elindeki portakalların tamamını %12 karla satıyor. Tamam. Yani 100 kilo sattıysa 112 kilo satmış gibi düşünüyor bakalım. Daha sonra tartısının %25 fazla tarttığını fark ediyor. Bu şu demek. Fazla tartıyor. Örnek veriyorum, ben 100 gram koydum ama göstergede 125 gösterdi. O zaman ben daha az koyup da 1 kilo olmuş gibi sattığım için ekstradan, bilinçli ya da bilinçsiz, günahını almayalım, ekstradan farkında olmadan kâra kâr katmış oluyorum. Bakalım. O zaman az önceki soruda da ilk başta ne yaptık?
Ha, orijinalinde kaç gram koydum ki tartı yanlış tartıp bana 1 kilo gösterdi. Üzerinde durmuştu. O zaman bunu da dersini yapalım. Acaba orijinalinde tartım üzerine kaç gram koyacağım ki o bana %25 fazla tartıp 1 kilo olarak gösterecek. Bilmiyorum tabii, hemen 100A diyelim. Tartının üzerine 100A gram koydu. O ne yaptı? %25 fazla tartıp bana 125A olarak gösterdi. İşte bunun 1000 gram yani 1 kilo olduğunu düşüneyim. A buradan ne gelir? 8 gelir. Sadeleştirmemi yaparsam hemen yerine yazdım. 100A yani 800 gram. Ha, sonuç. Ben tartının üzerine aslında 800 gram ürün koymuşum. Tartı onu bana 1 kilo göstermiş. Tamam. O zaman şu anlama mı gelir? Ben cepten 100x kadar para çıktığını düşünürken ve %12 kar yapıp 112x kar ettiğimi, daha doğrusu 112x para kazandığımı düşünürken, çünkü arada normal, eğer tartı normal çalışsaydı %12 olacaktı kar. Halbuki 100x çıkmamış benim cebimden, 80x çıkmış. Çünkü 800 gram koyuyorum da onu 1000 gram gösterdiğine göre, demek ki 100'ü de 80 göstermiş olacak. O zaman ben 100x maliyet yapıp da 112x kazandığımı, yani arada 12x kazandığımı, kar ettiğimi düşünürken aslında 80'de 112 yapmışım. Arada ne kadar fark var? 32 fark var. Ve biliyorsun ki artık kar maliyet üzerinden kıyaslanarak, hesaplanarak söylenir. Demek ki sonuç olarak 80'de 32 kazandık. 80'de 32 kazanırsam yüzde kaç kazanırım? Gerçek karımı bu şekilde hesaplayabilirim. Hemen işlemimizi yapalım. 80 çarpı x eşittir 100 çarpı 32. Hemen sıfırlar gitti. 8 ile 32 ile sadeleştirdim. X eşittir 40 çıktı. Yani %12 zannettiğim satıştaki o kar, tartının fazla tartması sebebiyle aslında net olarak %40 kazandırmış bana. Bayağı muazzam bir kar yapmama sebep olmuş. O zaman yanlış tartı olayını şöyle bir özetleyecek olursak, eksik tartarsa satıcının aleyhine bir durum, fazla tartarsa satıcının lehine bir durum. Ama hangi durum olursa olsun, belirlememiz gereken asıl iş neresi? Orijinalinde tartıya ne kadar koyuyorum ki o bana göstergede, tartının göstergesinde 1000 gram yani 1 kilo olarak gösteriyor. O aradaki oranı yakalamak önemliydi. Orada da yine yüzde bilgilerimi kullanarak yaptığım çözümü eğer ihtiyaç duyarsak tekrar takip edelim. Gayet kolay üstesinden geliriz. Peki, geldik şimdi fire sorularına. Fire demek ne demek? Mutlaka görmüşlüğümüz var. Ne yapıyor mesela? İşte taşıma sırasında bilmem ne kadarı kırılıyor. Veya işte çürüyor, domates çürüyor gibi fire verdiğimiz sorularda ne düşünmemiz gerekiyor ona bakalım. Şimdi hemen çok basit bir örnekle işin temel mantığı nedir onu gösterelim. Şimdi ben 5 tane ürün alayım. 5 tane ürün alayım. Hatta kurguda bize ait olduğu için biraz daha sayısallaştırayım. 5 tane ürün aldım, tanesini 10 liraya. O zaman şu an hatta 20 liraya değil. Şu an benim cepten çıkan para 100 lira. 5 çarpı 20'den benim şu an maliyetim 100 lira. Tamam. Peki 5 tane karpuz olsun. Mesela tanesini 20 liradan aldım, 100 lira verdim, ticarete atıldım. Ama taşırken bir tanesi kırıldı. Karpuz gitti. O zaman benim bir kere daha ticarete başlamadan cepten çıkan parayı tekrar yerine getirtmek için ne yapmam lazım? Geriye kalan sağlam 4 taneyle 100 lira kazanmam lazım. Daha kar etmesem bile demek ki ne düşüneceğim? O zaman 4 tanesi ile 100 lira kazanmam gerekiyor. Daha karımı hiç koymadım bile. O zaman tanesi 25'e gelmiş oluyor. İşte biz buna ne diyoruz? Maliyet artışı. Çünkü fire oldu, çürüdü, kırıldı, döküldü, artık her neyse. Daha kar etmek için ya da ticareti daha başlamadan bile maliyetteki bir artış söz konusu. Evet, işte o maliyet artışını nasıl hesaplıyormuşum, ona geldik şimdi. Ne oldu? Tanesini 20'den almıştım. Maliyet 20 gibi gözüküyordu ama fileden dolayı tanesi 25'e çıktı. Peki daha acayip sayılar verilirse ya da daha pratiği var mı bu işin hocam? Tabii ki var.
maliyet artışı, maliyetteki yüzde kaç artışlık var diye sorularda maliyet artışını gayet kolay bir şekilde hesaplıyoruz. Fire bölü sağlam. Fire bölü sağlam. Mesela yukarıda verdiğim örneği daha pratik dediğimiz kural ile halledelim. 5 taneden biri kırıldı, 4'ü sağlam kaldı. O zaman senin 1 bölü 4 oranında, 1 bölü 4 oranını %'ye vursan ne yapar? %25 yapar değil mi? O zaman senin maliyetindeki artış %25'tir. Bakalım gerçekten öyle mi? 20 liraydı, 25 lira oldu. 5 lira arttı. 5 lira 20 liranın 4'te 1'i. Demek ki doğru, %25 artış olduğunu kolayca belirledik. Mesela şöyle olsun. 8 tane ürün var. 8 tane ürün var, 3'ü kırıldı. O zaman kırılan 3, sağlam kalan 5. Benim maliyetimdeki artış 5'te 3'tür. Bunu 20 ile genişletip 100'e vurursam işi %60'tır. Benim maliyetimin artışı. Maliyet artışım %60'tır. Hemen pratik olarak nasıl buluyormuşum? Fire bölü sağlamla buluyormuşum. İşte buradaki fire sorunlarından kastımız meşhur işte yaş sabun, kuru sabun, ne bileyim yaş üzüm, kuru üzüm veya taşıma esnasında bir şeyler kırılıyor, dökülüyor, çürüyor filan. O tarz sorularda uygulayacak olduğumuz mantık. Hemen buradaki bahsettiğimiz o mantığı da sorularda nasıl uygulayacağız? Ona örnekler verelim. Sorularımızı çözelim. Şimdi şu kısım bitti. Oradan devam ediyor. Şimdi üçüncü soru. Yanlış tartı sorularını hallettik. Şimdi fire soruyorum. Bir fabrikada paketlenen her bir kolideki 16 üründen 6'sı kırık çıkıyor. Bak şimdi. Toplam 16 ürün var. Fire neresi? 6 tanesi. Geriye kalan 10 tanesi sağlam. 10 tanesi sağlam. Ve ne diyor? Buna göre her bir ürün için birim maliyetteki artış yüzde kaç olur? Maliyetteki artışın yüzde karşılığını nasıl söyledik az önce? Fire bölü sağlamla. 6 bölü 10. Hemen %60 sorumun cevabı. Gayet basit. Eğer kırılma, dökülme gibi soru olursa biraz daha kolay mantık. Ama az sonra örnekleyeceğim. Yaş olanlar kuruyunca ne oluyor? Şimdi onu göreceğiz. Peki. Maliyet artışını tekrar hallettik. Peki. Sıradaki sorun ne diyor? Bir esnaf aldığı kolonyaların litresini %20 karla satıyor. Tamam. Fakat kolonyaya %30 oranında su katıyor. Ya işte üç kağıtçılık diz boyu. Hadi bakalım. Harcadığı suya da herhangi bir maliyet ödemiyor. Ne güzel, ekmek evden su gönder. O zaman ne oldu? İçerisine su kattığı için milleti kolonya diye kakaladı. Ama gramaj olarak, hacim olarak daha fazla satış yaptığı için %20 gibi gözüken kardan daha fazla bir kar yaptı. Bakalım ne olacak? Harcadığı suya da herhangi bir maliyet ödemeyen bu esnafın gerçek karını kaç olduğunu bulacağız. Peki. Hemen kurgu bize ait. Dediğimiz gibi uygun değerler, yüzdesi kolay hesaplanacak değerler seçelim. Peki. Hemen ne yapıyorum? Diyelim ki 100 kilogram ya da litre değil mi bu? Kolonya litre. Tamam. Hemen düzeltelim. Diyelim ki 100 litre kolonya aldım ürün ve kilosunu da düzeltiyorum. Litresini de 10 TL'den aldım. O zaman benim şu an maliyetim 100 çarpı 10 1000 TL. Artık bu kurguya herhalde alıştık arkadaşlar. Yüzdeyi kolay hesaplayayım diye. Adet de lazımsa hemen basit. Onun 10 sayısının da yüzdesi kolay hesaplanır. Dolayısıyla artık bu kurguya alıştık. Peki diyor ki kolonyaya %30 oranda su katıyor. O zaman 100 litreye, 100 litrenin %30'u ne? 130. 30 litre ama su kattığım için 130 litre olacak. O zaman benim 100 litre saf kolonyam var iken ben içine %30'u kadar yani 30 litre su koyduğumda benim satacak olduğum ürünün miktarı 130 litreye çıktı. Evet. Ben bunu %20 karla satıyordum. Yani 10 liraya aldığımı %20 karla 12 liraya satarım. Dolayısıyla litresini 12 liradan satıyorum. Totalde su da kattığım için 130 litre satıyorum. 130 çarpı 12 ne yaptı? 1560 TL yaptı.
Ha, o zaman başlangıçta cepten 1.000 lira çıkmıştı. Satış sonrasında ne oldu? Cebe 1.560 lira girdi. Aradaki fark işte senin kazancın, karın. Ve kar yine biliyorsun ki maliyet üzerinden hesaplanıyor. O zaman ben cümleyi şöyle tamamlayacağım. 1.560 TL kazandım. Hemen sıfırları sileyim. Demek ki benim gerçek karım kaçmış? %56 olmuş. Niye oldu bu kadar? Çünkü içine su kattın. İçine su kattın, hacmen arttırdın. E bir de 120 karla sattın. Baya baya bize kar yaptırdı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kurguyu doğru yaparsak oradaki söylenen cümledeki işlemi de işte %20 diyorsa %20 kolay hesaplayarak işin içinden sıyrılacağız. Peki, gelelim şu yaş kuru olayına. Orada ne gibi mantıklar, ne gibi kurgu yapmam gerekiyor? Hemen şu sağ tarafı da sileyim. Sorumu biraz daha yakın yerde çözmüş olayım. Peki, sıradaki soru şu. Kuruduğunda ağırlığının %16'sını kaybeden yaş sabun kilosunu 42'den alıyorum. Acaba zarar etmemek için kuruyunca kilosunu kaça satmam gerekir? Soru bu. Hemen 5. örneğimi şurada çözeyim. %16'sını kaybediyorum. Şimdi bak, 16 gibi, 42 gibi sayılar gıcık sayılar. Yani %1. Ama ben ne yapacağım? 100 kilo almış olayım. Hemen kurgumu düzgün yapacağım. Peki yaş sabundan ben 100 kilo almış olayım. Tamam. Kilosunu kaçtan aldım yaş sabunun? Soru vermiş. 42 liradan aldım. O zaman 100 çarpı 42. Hemen kilosu 42 TL. Benim başlangıçta maliyetim 4.200 lira. Tamam. 4.200 TL. Sorunun sonunda ne diyor? Zarar etmemek için diyor. Demek ki satış sonunda da cebe 4.200 lira girsin istiyorum ki ne kar ne zarar. Peki. Kuruyunca ne yaptı ama bu 100 kilo ne oldu? 100 kilo tabii kuruyunca azaldı. Bilmem kaç kiloya indi. Onda soru verdi. %16'sını kaybediyor. O zaman 100 kilo yaş sabun kuruyunca ne oldu? 84 kiloya düştü. Yani 16 kiloyu kaybettik. %16 kaybediyorsa hemen 100 kilogram yaş indi geldi. 84 kilogram kuru sabun oldu. E kuru sabunun kilosunu acaba kaçtan satacağım? Kaçtan satayım? İşte XTL'den satayım. Ve kar zarar etmemek için diyor. Yani zarar etmemek için. Benim cebimden totalde kaç lira çıktı işin başında? 4.200 lira çıktı. O zaman kilosunu X liradan 84 kilogram kuru sabun satacağım ama sonuçta 4.200 lira para kazanmam lazım. Peki bakalım, 4.200'ü 84'e böldüm. Kaç yaptı? 50 mi yaptı? Dolayısıyla X buradan 50. Demek ki kuruyunca tabii ki senin maliyetin arttığı için ne yapacaksın? Zarar etmemek için fiyatı yükseltmen gerekiyor. Ha, burada soru neydi? Zarar etmemek için kaç liraya satması lazım? İşte bulduk. Sabundan kuruyunca zarar etmemek için kilosunu 50 liradan satmam lazım. Bir sonraki soruda da göreceksiniz. Ekstradan bir de üzerine kar yapmam isteniyorsa onu da üzerine ekleyerek devam edeceğiz. Yoksa mantığımız aynı. Peki, demek ki bu fire sorularında, yaş olanların koruma sorularında 3 kilo üzerinden gidersek gayet kolay ve mantıklı bir şekilde soruyu halletmiş olacağız. Peki sıradaki soru ne? Yaş üzümün kilosunu 14 liradan alıyoruz. Kuru üzümün kilosunu 24 liraya satıyoruz. Bakalım. Ve tüm satıştan %20 kar elde ettiğime göre acaba yaş üzüm kuruduğunda ağırlığının yüzde kaçını kaybediyor? Ona bakalım. Peki yine 100 kilo üzerinden gideceğiz biliyorsun. Kurgumuzu 100 üzerinden yapalım ki hesabımız kolay olsun. Peki yaş üzüm kilosu 100 kilogram alıyorum bundan. Ne demiş? Kilosunu 14 liradan alıyorum. 14 TL'den hemen başlangıç maliyeti oluşturdum. Bak, 1.400 lira. 1.400 TL başlangıç maliyeti. Tamam. Ve sorunun devamında bak, cümlenin devamında ne diyor? Tüm satıştan %20 kar yaptığıma göre. Kar maliyete göre yapılır. O zaman benim cepten maliyet olarak 1.400 çıktıysa ben bunun %20'si kadar kazanıp toplamda satış sonunda cebe ne kadar girmesi gerektiğini bulabilirim. Hemen hesaplayalım.
1400'ü %20'si. Daha 280 lira kar etmem gerekiyor. 1400 maliyet, 280'de kar, topla ikisini. Demek ki satış sonunda benim cebe 1680 TL girmesi gerek. Peki ben bu 1680 TL'yi neyi satarak kazanacağım? Bakıyorum. Kuru üzümün kilosunu 24 liradan satarım. O zaman buraya doğru geleyim mi? Kilosu 24 TL'den kaç kilo satacağım? Hemen 1680'i 24'e böldüm. Kaç çıktı? 7 mi çıktı? 70 çıktı. 70 kilogram. Demek ki ben kilosunu 24 liradan 70 kilogram kuru üzüm satmalıyım ki %20 kar elde edip cebe tekrar 1680 lira girsin. O zaman bakıyoruz hemen miktarlara. 100 kilogram yaştı, 70 kilogram kuruya düştü. O zaman diyebilirsin çok rahat artık. Arada 30 kayıp var. Kimde 30? %30. Demek ki sorumun cevabı, yaş üzüm kuruyunca ağırlığının %30'unu kaybediyor. 70 kiloya düşüyor. O 100 kilo yaş üzüm 70 kiloya düşüyor. 70 kilo kuru sabunun kilosunu da 24'ten satarak zaten amacım olan 1680 lirayı cebe koyuyormuşum. Yine kurgun bak, 100 kilogram yaş, 100 kilogram sorunun devamında artık bu son iki soruda herhalde biraz daha pekiştirdik. Peki son bir örnekle bu fileye bir daha örnek vermiş olalım, sorumuzu çözmüş olalım. Son soru deyip diyor ki bana, yaş sabunun kilosunu 4 liradan alıyorum, kuru sabunun kilosunu 7 liradan satıyorum. Biraz bu soruya benziyor ama fark şu. Toplam 92 TL kar ediyorum. Yani kar yüzdesi vermemiş, kar miktarını vermiş. Kar miktarını verdiysem o zaman kafama göre 100 kilogram alayım diyemem. Yine 100x derim üzerinde, değil mi? Hemen bir bakalım. Ama mantık aynı. Yaş miktarına 100 üzerinden bir miktar belirleyeceğim. Bakalım. Yaş sabun. 100x kilogram yaş sabun almış olayım. Kilosunu kaçtan aldım? 4 liradan aldım. O zaman benim şu an maliyetim 400x. Tamam. Kuru sabunun kilosunu 7 liradan satıyorum. Ve 92 lira kar edeceğim. Cümlenin devamında diyor ki, yaş sabun kuruyunca ağırlığının %10'unu kaybediyor. O zaman 100x dediğim yaş sabun kuruyunca 90x'e düşüyor. 90x kilogram kuruya dönüşüyor. %10 kaybediyor işte. Dolayısıyla 90x kilogram kuru sabun ve kuru sabunun da kilosunu 7 liradan sattığım için 7 çarpı 90x, yani satış sonunda ben 630x kazandım. Yani cebden 400x çıktı, satış sonunda cebe 630x girdi. Aradaki miktar senin neyin? Kârın işte. X cinsinden vermen lazım ki kâr miktarı para karşılığı verilmiş soruda, yüzde olarak verilmemiş. Bundan önceki örneklerde yüzde olarak verdiği için 100x demedim. Direkt 100 kilogram almıştım. Dikkat edelim oraya. O zaman aradaki fark, yani 230x benim kar yaptığım kar miktarı ve o miktarın 92 lira olduğu verilmiş. Hemen gerekli işlemi yapayım. X'i bulayım. 23'e böldüm. 92'de 23'e böldüm. 4. O zaman x ne geldi? 4 bölü 10 geldi. Yani 2 bölü 5 geldi. Tamam. Peki soru ne diyor? Bu esnaf kaç kilogram kuru sabun satmıştır? Kaç kilogram kuru sabundu? 90x kilogramdı ve sen x'i 2 bölü 5 buldun. Demek ki 90x, x yerine 2 bölü 5 yazarsam 90 çarpı 2 bölü 5, 36 kilogram kuru sabun satmışım. Dolayısıyla sorunun cevabı. Şimdi arkadaşlar file olayında, özellikle bu yaş kuru olayında ne yapacağım? Eğer bana yapılan kârı, bu zarar da olabilirdi, yüzde olarak verirse rahatsın. Hemen 100 kilogram yaş almış olayım de sonra verilenleri tıkır tıkır uygula. Ama son örnekte olduğu gibi özellikle yapılan kârın yüzde olarak değil de TL karşılığı, yani kâr miktarı verildiğinde kafama göre 100 kilogram alamam. 100x demem lazım ki o x'i buldum zaten, örneğimde gördü. Buna dikkat edelim. Onun haricinde yüzde bilgilerimizle çok rahat bu işin üstesinden gelebiliriz.
Dolayısıyla arkadaşlar bu videomuzda artık kar zarar problemlerini de tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda yeni bir konuyla karşınızda olacağım. Lütfen güzelce tekrarımızı yapalım. Bol bol soru çözerek. Bunu hemen her videomda söylüyorum çünkü en başta söylediğim gibi matematik şifresi inanılmaz sayıda soru çözmektir. Çünkü sınavımız bir süre sınavı. Süre sıkıntısı çok çektiğimiz bir sınav. O yüzden pratikleşmemiz lazım. Dolayısıyla bol soru çözerek bu işin üstesinden geliyoruz diyorum ve hepiniz hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.